Sevgili dostlar merhaba, bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda biz duyurmuştuk fakat inanan var, inanmayan var, ilk defa duyanlar var. Nedir bu konu diyeceksiniz. 60'lı yıllarda işçi göçü sözleşmesinden sonra 60'lı yıllarda Türkiye'den Almanya'ya gelen işçi ailelerinin, özellikle annelerimiz, bugün için çok büyüdüler, annelerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, halalarımızın Almanya'da sadece çocuk yetiştirdikleri için hiç çalışmasalar bile bunların Almanya'dan bir sent para yatırmadan, hiçbir maliyete girmeden emekli aylığına hak kazanabileceklerini söylemiştik. Belirli şartları yerine getirirlerse. Ama bunu duymayanlar çok varmış. Gerçekten de bu videolardan sonra çok dönenler oldu bana. İlk defa duyuyoruz Şerif Bey, biz bunu bilmiyorduk Şerif Bey diyenler var. Ama yok inanmıyorum diyenler de var. Tabii ki bu arada bu şekilde de yorum yazanlar var. Ama işin gerçeği, ben hukuki delilleriyle birlikte, Alman hukukundaki delilleriyle birlikte ve örnekleriyle birlikte en az 4 video yaptım bu konuda ve sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Çünkü Almanya'ya gelmiş, işte 2,5 yaşına kadar bir çocuk getirmişse, burada bakmışsa 2,5 yaşına kadar, 2019'daki kanun değişikliğinden sonra, önceleri 1 yıldı, şimdi 2,5 yıl, 30 ay yani, getirmişse, doğum yeri önemli değil çocuğun, nerede doğarsa doğsun, Almanya'da anneyle birlikte kalmışsa, anne ona bakmışsa, o zaman annelere Kindererziehungszeit diyoruz. Yani çocuk yetiştirmeden dolayı annelik emeklilik hakkı. Yani biz müterente diyoruz ama tabii kanunda müterente diye bir şey yok. Bu da Regelaltersrente'dir. Yani yaşlılık aylığıdır. Onlar eğer böyle bir şartları yerine getiriyorlarsa, ki en az iki çocuk, iki bu çocuk 2,5 yıldan 5 yıl yapıyor, 60 ay yapıyor. Ki 65 yaşını da geçmişse bu annelerimiz, teyzelerimiz, halalarımız, yengelerimiz Türkiye'deyken bile, Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olsalar bile, çocuk kesin dönüş yapmış olsa bile, burada 2,5 yaşına kadar bakılmışsa, tabii 1992'den sonra doğan çocuklar için bu 3 yıldır. Eğer böyle şartları yerine getiriyorlarsa, 60 ayı dolduruyorlarsa, ki doğum tarihlerde 1962'den önce ise, bunlar 65 yaş ve üzerine geldiklerinde, emekli aylığına bir ömür boyu, yaşlılık aylığı, müterente diyoruz anlaşılması için, annelik emekliliği, ama bunun kanundaki ismi yaşlılık aylığıdır. Bu şekilde emekli aylığına bir ömür boyu hak kazanıyorlar. Her ay 175 euro ile, işte durumuna göre, yetiştirdiği çocuk sayısına göre, mesela bizim bağladığımız maaşlarda 175 eurodan 468 euroya kadar bir bölüm var. Yani bir sıralama var. Durumuna göre, çünkü çocukların yetiştirilme sürelerine göre ay olarak hesaplanıyor Almanya'da. Buna göre bir maaş bağlanıyor ve bu da euro bazında bağlanıyor. Türkiye şartlarında tabii kurun da çok yüksek olması sebebiyle, zam gelmese bile kurun yükselmesiyle, siz her ay bu maaşı alıyorsunuz. Bir ömür boyu alacaksınız. Hatta vefat ederseniz, eşiniz varsa, eşiniz de bundan dul maaşı, witwerrente alabiliyor. Böyle haklar söz konusu Almanya'dan. Bunları sizinle paylaşmıştım daha önce. Ama şöyle de sorular geliyor. Ya Şerif Bey, işte ben şu tarihte gittim, çocuk yetiştirdim, emekli olabilir miyim? Ben burada şunu anlatayım. Bizim çalışma sistemimiz nasıl? Tabii ki siz daha önce videolarda söylediğim gibi, isterseniz Deutsche Rentenversicherung, Alman Emeklilik Kurumu'na direkt başvurabilirsiniz Türkiye'den. Veya SGK üzerinden, SGK yurt dışı servisi üzerinden başvurup bu çocuk yetiştirme sürelerini ekletebilirsiniz. Ama biz öyle yapmıyoruz. Öncelikle bize arayanlara, bize ulaşanlara şöyle diyoruz. Diyoruz ki öncelikle bizim bir soru, Fragebogen dediğimiz bir soru kataloğumuz var. Bu sorulara öncelikle siz cevap yazın diyoruz ki bir tespit yapalım önce. Doğru mu, genel olarak bir hak doğurur mu, doğurmaz mı? Çünkü her halde olmuyor. Yani her halükarda illa hak edeceksiniz diye bir şart yok. Çünkü 60 ayı doldurmamış olabilirsiniz veya başka şartlar yerine, özellikle prim iadesinde sorun çıkabiliyor. Prim iadesi almasına göre değişiyor kişinin. Bunları soruyoruz. İşte adı, soyadı, doğum tarihi, Almanya'ya geliş tarihi, Almanya'ya geldiğinde 2,5 yaşına kadar bir çocuk getirmiş mi, getirmemiş mi? Veya getirmişse çocuklar
Almanya'da doğanlar var mı yok mu? Bu çocuklarla beraber mi ikamet ettiler? Yoksa arada Türkiye'ye mi götürdüler? Hatırlayabildikleri kadar bu sorulara cevap vermelerini istiyoruz. Nerede ikamet ettiler? Doğum belgeleri var mı çocukların? Veya elinizde o yıllara ait belgeler var mı? Bunları soruyoruz ve ondan sonra nüfus kayıt örneklerini istiyoruz. Türkiye'deki E-Devlet'ten de çıkartılabiliyor veya nüfus müdürlüğünden alınabiliyor. Aile nüfus kayıt örneği, çocukların annenin üzerine kaydolduğuna dair. Bunları temin ettikten sonra inceliyoruz ve sonra bizi arayan kişiyi bilgilendiriyoruz. Bunlar ya kendileri direkt arıyor bizi veya işte kızıdır, oğludur, onlar arıyor veya eşidir, onlar arıyorlar. Onlara gerekli bilgileri veriyoruz. Bu genel bilgilere göre evet hak edebilirsiniz diyoruz. Ve ondan sonra kendilerinden Alman hukukuna göre, çünkü ben aynı zamanda Türk hukuku avukatıyım ama Alman barosuna da kayıt olduğum için Alman vekaletnamesi alabiliyorum. Alman vekaletnamesi bu noterden değil, Türkiye'deki gibi değil, noterden yapılmıyor. Sadece imzalıyorsunuz, ben gönderiyorum onu ıslak imzalı, imzaladıktan sonra bana istediğim belgelerle gönderdiklerinde işlemlerine başlıyoruz. Peki ücretlendirmeyi nasıl yapıyoruz? Ücretlendirmeyi şöyle, tabii ki bu ablalarımız, annelerimiz, halalarımız, teyzelerimiz, yengelerimizin durumu çok iyi olmayabiliyor. Ki kurdan dolayı da yüksek bir masraf isteyemiyorsunuz ama biz çok cüz'i bir miktar istiyoruz. Sebebi de şu, Türkiye, Almanya'daki bazı harcamalar yapmamız gerekebiliyor. Harçlar ödememiz gerekiyor, yazışmalar yapmamız gerekiyor. Bunlara karşılık cüz'i bir miktar bir para istiyoruz, euro olarak. Onu bize gönderiyorlar. Yani bunlar bir masraf, avukatlık ücreti değil. Eğer emekli aylığını bağlarsak o zaman biz bir avukatlık ücreti konusunda anlaşmış oluyoruz kendilerine. Ondan sonra ödüyorlar bize eğer emekli aylığı bağlanıyorsa. Emekli aylığı bağlayamamışsak herhangi bir sebepten dolayı, ona geleceğim biraz sonra, o zaman bunlardan herhangi bir para talep etmiyoruz. Onların rizikosu sadece yatırmış oldukları bu masraflar oluyor. Cüzü, çok cüzü bir miktar. Onu yatırırlarsa biz işlemlerine başlıyoruz ve işlemi bitiriyoruz. Ve sonunda emekli aylığını, bakın ben burada birkaç tane örnek göstereceğim size. Şurada yanda vereyim. Bu benim bağladığım emekli maaşları. Bizim büromuzun bağlamış olduğu emekli maaşları. Bunlar mutlu sona eren müvekkillerimiz. Allah hepsine hayırlısıyla uzun yıllar sağlık ve afiyetle sevdikleriyle birlikte harcamak nasip eylesin. Bir ömür boyu bunlara emekli maaşlarını bağlamıştık. Bu şekilde olabiliyor. Ama bazen emekli aylığını bağlayamayabiliyorsunuz. Bu neden kaynaklanabiliyor? Burada en önemli şeylerden biri Evaytata Melde Beşaynuh dediğimiz. Yani demin de söyledim, anne ile çocukların aynı anda Almanya'da yetiştiriliyor olması gerekir. Burada ikamet ediyor olmaları gerek. Çocuk eğer o arada işte dedesine, nenesine bir yıl diyelim ki Türkiye'ye gönderilmişse, iki çocuksa bir yılı gitti. O zaman ne olacak? 60 ayı dolduramıyoruz. 30 ay düştü, 50 aya düştü. Eğer Türkiye'de de herhangi bir çalışması yoksa bayanın, biz birleştiremiyoruz o zaman bu hizmetleri. O da olmuyor. O zaman tabii ki maaşı bağlayamayabiliyoruz. Bu bir. İkincisi, 60'lı 70'li yıllarda tutulduğu için bu kayıtlar, yani ikamet belgeleri, Alman kayıt dairelerinde bunlar arşivlerden çıkartılıyor. Arşivlerden çıkartıldığı için bazen bulunamayabiliyor. O zaman da tabii ki ispatlayamıyoruz. O zaman Deutsche Rentenversicherung dediğimiz Alman Emeklilik Kurumu da maaşı bize bağlamıyor. Çünkü anne ve çocukların aynı anda Almanya'da olduğunu bu belgeyle ispatlamamız gerekiyor. Bu bazen Türkiye'dekiler bunu temin edemiyor. Bizi arıyorlar. Onlar için de temin ediyoruz ve işlemlerini aynı şekilde devam ettirip maaşlarını bağlamaya çalışıyoruz. Bunu bu şekilde yürütüyoruz. Bir de şayet anne Almanya'da çalışmışsa, geri dönmüşse, o zaman prim iadesi almasına göre şartlar değişebiliyor. İşte 1.1.86'dan önce prim iadesi almışsa, Almanya'da çalışıp işte 84'te döndü diyelim. 86'dan önce prim iadesi aldıysa bunun hiçbir önemi yok. Çünkü o dönemde çocuk yetiştirme süresi diye Alman kanunlarında bir şey yoktu. Dolayısıyla sigortalılıklar tasfiye olmuyor. Bu çocukların hepsi için hiç çalışmayan anneler gibi
tekrar işlem yapılıp çocuk yetiştirme süreleri tanıtılıp tespit ettirildikten sonra yaşlılık aylığı yani müterrente bağlanabiliyor bu anneler için. Ama 1986 ile 1 Temmuz 2014 arasında almışsa veya 1 Temmuz 2014'ten sonra almışsa bunlara göre de durum değişiyor. İşte çocuk sayısı daha önce bir videoda anlatmıştım. Prim iadesi alanların imkansız değil ama çok zor olduğunu. Böyle bir şart da ortaya çıkabiliyor. Anne hatırlamayabiliyor. Neden prim iadesi aldığını hatırlamayabiliyor. Veya o yıllara ait işte çocuğu bıraktı mı bırakmadı mı, çocuğu kaç aylık getirmiş buraya. Bu gibi şeylerde eksik kalıyor ve emekli aylığı bağlanamayabiliyor. Bunu söylüyorum baştan ki herkes bilsin. Çalışma sistemimiz bu. Bazen de şu soru geliyor. Şerif Bey sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Oradan bize emekli maaşı bağladınız. Çok mutlu ettiniz ama ben burada eşimden dolayı maaş alıyorum. Bu durumda benim Türkiye'deki dul maaşım düşer mi? %75 alıyor. Diyelim ki SSK emeklisi eşinden dolayı %75 bağlanmış bir dul maaşı alıyor. Bu durumda benim Almanya'dan emekli aylığı almam halinde emekli maaşım düşer mi diye soruyorlar. Burada tabii ki önemli bir soru. Evet, yani %75 o zaman sizin çalışmanızdan dolayı emekli aylığı bağlandığı için yurt dışından o zaman sizin bağlanan dul maaşınız %50'ye düşer. Ama Almanya'dan alacağınız emekli maaşı zaten euro bazında olduğu için her zaman için o aradaki %25'i kapatıyor. Böyle bir şeyi sizinle hasbihal ederek paylaşmak istedim bu açık havada. Fazla uzatmak da istemiyorum. Bununla ilgili olarak duymayanlar varsa, bakın gerçekten de Türkiye'de bulunan bu annelerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz zamanında Almanya'ya gelip de çocuk yetiştirenler mutlaka ve mutlaka bu hakları duysunlar. Alman devleti bedava bunlara emekli maaşı bağlıyor. Bizim ücretimiz veya o ilk başta yatıracakları ufacık o masrafı da zaten biz emekli maaşını bağladığımızda işte 5 aydır 6 ay geriye doğru toplu geldiği için, birikmiş maaş geldiği için o ücretleri de zaten kendileri ödemiyorlar. Alman emeklilik grubu bize ödemiş oluyor kendilerine gelen maaştan. Dolayısıyla ceplerinden bir sent, bir kuruş bile çıkmamış oluyor. Bunu değerlendirsinler derim. İlla bize gelmelerine gerek yok ama bu haklarını arasınlar. Bu annelerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, halalarımız, yengelerimiz. Çünkü Türkiye'de zor, ekonomik şartlar zor. Herhangi bir geliri olmayan bir bayan için de çok zor. Ama yaşlılık döneminde bir ek geliri olursa veya hiç geliri yoksa bir geliri olursa, Almanya'dan böyle bir geliri olursa onun için yaşam en azından ömrünün yani yaşlılık döneminde hayatının ikinci baharında daha mutlu olabilir, ekonomik olarak daha rahat geçirebilir. Ben bunu sizinle paylaşmak istedim. Eğer böyle bizimle çalışmak isteyenler var ise bize arayabilirler. Biz bir tespit yaparız. Demin anlattığım gibi sorular soruyoruz. Onu doldurup bize gönderiyorsunuz. Biz ona göre bir tespit yapıyoruz. Öncelikle genel olarak tespit yapıyoruz. Ve ondan sonra olurdur, olmazdır, sizin hakkınız vardır, yoktur. Buna göre bir belirleme yapıp yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki müvekkilimiz veya Türkiye'deki bunu isterse yapıyoruz. Yoksa kendisi başkalarına da başvurabilir veya SGK üzerinden başvurup işlemlerini tamamlayıp maaşını bağlatabilir. Peki ben bunları paylaşmak istemiştim sizinle. Başka bir konuda, başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler.